Sayın Vekilim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok kıymetli hanım kollarımız, Ali Fuat Paşa Belediye Başkanımız, Eşme Köyü'nün çok kıymetli vatandaşları, köylü hemşerilerim, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Akşamınız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kıymetli arkadaşlarım, bu akşam buraya geliş sebebimizi biliyorsunuz. Malumunuz, hükümetimiz yeni bir kanun çıkarttı. Kanun 6360 sayılı belediye kanunu ve tüm köylerimiz bundan sonra hizmetlerini Geyve Belediyesi'nden alacaklar ve Büyükşehir Belediyesi'nden alacaklar. Bu ne demek? Köyde yaşayan vatandaşlarımız da bundan sonra artık yerel yönetim idarecilerine oy kullanacaklar ve bu konuda söz sahibi olacaklar. Bu akşam buraya bunları anlatma, yapabileceklerimizi anlatma, yaptıklarımızı anlatma ve sizlerin desteğini istemeye geldik. Kıymetli dostlar, 2009 seçimlerinde bu kardeşinizi Geyveli vatandaşlarımız belediye başkanı yaptılar ve 5 yıldır da ben bu vatandaşlarımızın hizmetkarlığını yapmaktayım. Yaptıklarımız ortada. Bu yaptıklarımızı evlerinize bir kitapçık halinde, böyle sıradan da bir kitapçık halinde değil, 165 sayfalık bir kitapçık halinde anlattık. Anlatmaya çalışıyoruz. Hafızayı beşer nisyan ile mağluldür deniyor. Unutabiliyoruz. Çok kıymetli dostlar, ben belediye başkanı olduğumda Geyve Belediyesi'nin araçlarını sanayide tamir etmiyorlardı, tamir. Aramızda işçi arkadaşlarımız da var. Belediye başkanı olduğumuzda bu işçi başkanı, bu bizim ilçedeki çalışan arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımız maaşlarını doğru dürüst alamıyorlardı. Böyle bir belediye teslim aldık. Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Hükümetimizin desteğiyle ilçeden bir abimiz olan Sakarya milletvekilimiz ama ilçemizin evladı abimiz Şaban Bey'in desteğiyle, hükümetimizin desteğiyle, başbakanımızın desteğiyle kollarımızı sıvadık, bismillah dedik ve bu hizmetleri sizin karşınıza çıkarttık. Değerli dostlar, Sakarya'nın şu ana kadar AK Parti hükümetinde aldığı en büyük ikinci yatırımı aldı bu ilçe. Kimin sayesinde? Alkışlarınızı istiyorum. Aramızda bulunan Sakarya milletvekilimiz Şaban abimiz sayesinde. Başbakanımız Sakarya'ya geldiğinde açılışını gerçekleştirdi. 41 trilyonluk eski parayla, yeni parayla 41 milyon liralık bir yatırım. Geyve'yi Pamukova'ya bağlayan bir bağlantı yolu. E25'e bağlayan bir bağlantı yolu. Hani yol demiştik ya, yol medeniyettir, su hayattır diye. Elhamdülillah Geyve'ye bu hizmeti kazandırdık. 2005 yılında hatırlarsınız Geyve meydanlarında pankartlar asılıyordu. İlçemize doğalgaz geldi, hayırlı olsun diye. Hatırladınız mı arkadaşlar? Şu anda Geyve'de doğalgaz var ama doğalgaz 2012 yılında geldi bu ülkeye. 2012 yılında. İlk ihalesini de 2010 yılında yaptık. Hiç hayal satmadık insanlarımıza. Hep gerçekleri söyledik. Olanları söyledik. Olanı da paylaşmasını bildik. Benim biliyorsunuz bir ticaret hayatım var. O dönemde de aynı şeyleri söylüyorduk. Kandıran olmadık ve hiçbir zamanda bu insanları kandırmayacağız.